Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 14 Aralık 2016 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası E grubunda mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor bugün kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ziraat Türkiye Kupası E grubunda mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kupada ikinci maçına çıkan kırmızı siyahlı ekip Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma -5 derecede oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken soyunma odasına 0-0 berabere girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısını hızlı başlayan Galatasaray mücadelenin 50. dakikasında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı atışını gole çeviren Cebrail Serçek skoru 1-1 yaptı. Ve bu şekilde karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray 2, Anagolt 24 Erzincanspor ise 1 puana yükseldi. Karşılaşma sonrasında Anagolt 24 Erzincanspor teknik direktörü Serdar Sabuncu alınan maç sonucundan memnun olduğunu dile getirdi. Biz Erzincan halkına, kültürüne, insanına yakışır mücadeleyi veren çocuklarımı, onları yetiştiren, büyüten annelerini, babalarını tebrik ediyorum. Çocukların alınlarından öpüyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok güzel bir mücadele oldu. İki taraf da oynamak istedi. Biz oyunu bozmadık. Oyun felsefemizi, hücum prensiplerimizi, savunma prensiplerimizi sahada sunmaya çalıştık ve muvaffak olduk da. Daha net, ilk yarı özellikle net pozisyonlarımız vardı. Maçın atmosferi biraz heyecanlı derken net pozisyonları değerlendiremedik. Ama oyunun son bölümüne kadar, son anına kadar her an maçı yaşadık. Bu çok değerliydi. Teknik ekibim sözcüsü olarak Erzincan'a, yönetimimize, başkanımıza, yönetim kurulumuza, buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Anagolt 24 Erzincanspor futbolcuları ise Galatasaray ile oynamanın büyük bir başarı olduğunu ve gerçekte önemli olan ligde de başarılı olup takımı bir üst lige taşımaya çalışacaklarını ifade ettiler. Biz Erzincanspor olarak Galatasaray gibi büyük bir takımı buraya getirdiğimiz için en başında zaten skor olarak kazanmasak da büyük bir başarı elde etmiştik. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Taraftarımızla beraber iyi bütünleşerek, iyi konsantre olarak iyi mücadele ettik. Sonucunda da bir puan aldık. Bunun için çok sevinçliyiz. Bundan sonra bizim için lig de çok önemli. Kupaya biz bir renk katmak için buradayız. Ama bizim asıl amacımız ligde ikinci lige çıkmak. Ligde zirveyi zorlamak. İnşallah ligde daha iyi yerlerde oluruz. Bunun için Galatasaray beraberliği için de mücadelene herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Galatasaray tabii büyük bir takım. Bunun karşısında, Galatasaray'ın karşısında oynamak bizim için onur. Herkese de şans olmaz. Belki bizim de bir daha ömrümüz boyunca şans bulamayacağız. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan güzel futbol izletmekti taraftarda. Bunu da izlettiğimize inanıyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelli ise yaptığı açıklamasında Türkiye Ziraat Kupası maçında Erzincanspor'u Galatasaray karşısında aldığı sonuç beni fevkalade mutlu etmiştir. Başta Ahmet Tanoğlu olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekibi ve futbolcuları tebrik ederim dedi. Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Kurumu Erzincan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte ortaklaşa hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak hizmete girdi. Yayınlanan yönetmelik kapsamında Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Kurumu, Erzincan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte ortaklaşa hizmet vermeye başladı. Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Çiçek yapılan protokol hakkında bilgiler verdi. 16.06.2016 tarihli bir resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik vardı. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait sağlık birimlerinin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında bir yönetmelikti. Bu kapsamda Erzincan Türkiye'deki diş hekimliği branşında ilk birlikte kullanım protokolünü 02.12.2016 tarihi itibariyle bakanlık onayı ile birlikte kullanım protokolü imzalandı ve bundan böyle inşallah 2017'nin
Haziran-Temmuz aylarında iş adamı Hacı Ali Akın'ın Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde yapmış olduğu yeni hizmet binasında Erzincan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve şu anda bu kurumda hizmet verdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski adıyla bundan sonra birleşerek Sağlık Bakanlığı, Erzincan Kamu Hastaneleri Birliği, Erzincan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak. O zamana kadar şu anki hizmet binamızda bu isimle hizmet vereceğiz. İnşallah 2017 Haziran-Temmuz ayları içerisinde önce binanın tamamlanması, ardından bina içinin tefrişatının tamamlanmasının ardından yeni binamızda daha kaliteli, daha geniş yelpazede sağlık hizmetiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacağız. Hocam bu protokol ne tarz artılar getirdi kurumunuza? Bu protokol ile hastaların diş hekimliği alanında zaten mevcut Meygun Cekik Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olduğu gibi Eski Devlet Hastanesi ve üniversite birleşerek hizmet vermeye başladı. Hastalar farklı branşlara, farklı yerlere başvuru yapmadan tek bir kurum altında sağlık hizmetini alabiliyorlar. Diş Hekimliği Fakültesi'nde de bizim şu anda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak uzman hekimlerimiz var. Ancak bütün branşlara hizmet veremiyoruz. Üniversiteyle birleştiğimiz zaman bu branşlarda inşallah geldiği zaman, başladığı zaman çevre illere sevkimizi yapmadan bütün hizmetlerimizi Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde halletmeye başlayacağız. Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın bazı ilçelerinde bugün eğitime bir gün ara verildi. Erzincan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın bazı ilçelerinde bugün eğitime bir gün ara verildi. Erzincan merkezde kar yağışı yoğun olarak hissedilmezken ilçelerde ve köylerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada Erzincan'ın Otlukbeli, Kema, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitime kar yağışı nedeniyle 14-12-2016 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Ayrıca Refahiye ilçemizde ise taşımalı eğitim gören okullar ilk ve ortaokullarda da 14 Aralık 2016 tarihinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Sayın seyirciler, Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 376 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 376 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı 15 ekip sabah saatlerinde başlattıkları çalışma ile 387 köy yolunu ulaşıma açtı. Kapanan köy yolları Erzincan merkeze bağlı 9 köy yolu, Çayırlı'ya bağlı 45 köy yolu, İliç'e bağlı 30 köy, Kema'ya bağlı 75 köy, Kemali'ye bağlı 40 köy, Otlukbeli'ne bağlı 10 köy yolu, Refahiye'ye bağlı 85 köy yolu, Tercan'a bağlı 70 köy ve Üzümlü ilçesine bağlı 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.